Aşağıdaki grafik 150 metreküp su alabilen bir deponun boş iken zamana bağlı depoda biriken su miktarını göstermektedir. Buna göre kaç saat sonra depodaki boş kısmın dolu kısma oranı 1 bölü 4 olur diye sormuş. Şimdi grafiğe baktığımızda arkadaşlar 2 saatte ne kadar dolduruyor? 24 metreküp su dolduruyormuş. Doldurur diyeceğiz. Peki 2 saatte bu kadarsa biz 1 saat üzerinden bakalım tamam mı? 1 saatte ne kadardır? 1 saatte de 12 metreküp su doldurur deriz. Peki bize ne demiş? E, depodaki boş kısmın dolu kısmı oranı 1 bölü 4 olsun demiş. O zaman boş kısmı biz eğer x diyecek olursak dolu kısmında ne dememiz gerekir? 4x dememiz gerekir. Peki deponun tamamı ne kadar su alabiliyordu? 150 metreküp. O zaman bu 4x ile x'i toplarım. 150'ye eşitlerim. 5x eşittir 150 geldi. İki tarafı da 5'e böldüğümüzde x eşittir buradan 30 olarak geldi. Yani aslında buradaki boş kısmın 30 metreküp dolu kısmında 4 çarpı 30'dan 120 metreküp olduğunu anladık. Bize neyi sormuş? Kaç saat sonra depodaki boş kısmın dolu kısmı oranı 1 bölü 4 olur diye sormuş. Şimdi biz ne demiştik? 1 saatte 12 metreküp dolduruyor demiştik. Dolayısıyla buradaki dolu kısım ne kadar? 120 metreküptür. 120 metreküpü kaç saatte doldurur? Burada bir orantı oluşturmamız lazım şöyle. 120 eşittir 12x oldu. İki tarafı da x'e 12'ye böldüğümüzde x eşittir 10 saat olarak gelecektir. Cevabımız da Edirne seçeneği. Aşağıda verilen sütun grafiğinde Ayça'nın matematik, Türkçe ve fen bölümlerindeki çözdüğü soruların dağılımı verilmiştir. Peki Ayça toplam 1460 adet soru çözdüğüne göre matematikten kaç soru çözmüştür diye soruyor. Şimdi matematikten a artı 100 kadar soru çözmüştür arkadaşlar. Türkçeden 360 tane soru çözmüştür. Fenden de a tane soru çözmüştür. Bunların toplamı 1460 yapıyormuş. Peki a ile a'yı topladım 2 a geldi. 100 ile 360 topladım 460. Karşıya attığımda eksi 460 oldu. 1460'tan 460'ı çıkarırsak 1000 kalacaktır. İki tarafı da 2'ye böldüğümüzde A'nın burada 500 geldiğini görebiliriz. Bize matematikten kaç soru çözmüştür diye sormuş. Matematikten A artı 100 kadar soru çözmüştü. Dolayısıyla 500 artı 100'den 600 tane soru çözmüştür deriz. Cevabımız denizli seçeneği olur. Aşağıda verilen Daire grafiğinde 3000 kişiye yapılan bir anket çalışmasında A, B, C ve D partilerinin aldıkları oy oranları gösterilmiştir. 150 derece, 60 derece, şurası da 90 dereceymiş. Bu durumda C'ye kaç kalır? Şunları topladığımızda 90 ile 150'yi topladım. 240, 60 da buradan 300. O zaman şuraya da 60 derece kalacaktır arkadaşlar. Yapılan anke, ankete göre A partisinin aldığı oy C partisinin aldığı oydan kaç fazladır? Yani A-C'yi eksi sormuş bize. Şimdi ilk olarak şunu bir yazalım arkadaşlar e, toplamda 360x var burada değil mi her, her bir dereceye x diyecek olursam 360x oluyor ve bu 3000 kişiye eşit oluyormuş. İki tarafı da eğer 360'a bölecek olursak şu 360'lar gitti burada x kaldı sıfırlar gitti hatta sadeleştirelim 3'e böldüğümde 100 3'e böldüğümde 12 olarak gelir 100 bölü 12 hatta tekrardan sadeleştirebiliriz. 4'e bölsek 25, 4'e bölsek 3, 25 bölü 3 olarak gelecektir. Peki A ne demekti burada arkadaşlar? 150x demekti değil mi? C ne demekti? C de 60x demekti. Çıkardığımda kaç kalacaktır? 90x kalacaktır. Biz x'i 25 bölü 3 olarak bulduk. O zaman 90 çarpı 25 bölü 3. 90'la ile 3'ü sadeleştirdim. 30. 25 ile 3'ü çarpsam 75. Bir de 0 var. 750 olarak gelir. Cevabım Edirne seçeneği olur. Aşağıdaki grafikte Muğla'da 2010 ve 2020 yıllarında çalışan nüfusun iş alanlarına göre dağılımı gösterilmiştir. 2020 yılında eğitim ve sanayide çalışan nüfusun yüzde ası demiş. 2020 gri ile gösterilenmiş arkadaşlar. Eğitim ve sanayiye bakıyorum. Sanayide 30 bin kişi çalışmış. Ee, 30 bin diyorum. Artı eğitimde kaç kişi çalışmış? 20 bin kişi çalışmış. 20.000 diye yazdım. Bunun yüzde a'sı demiş. O yüzden a bölü çarpı a bölü 100 dedim. Eşitmiş neye? 2010 yılında turizmde çalışan nüfusa. 2010 yılı mavi ile gösterilen turizmde çalışan kaç kişi var? 25.000 kişi var diyebiliriz. Şimdi şunları bir toparlayalım arkadaşlar. 30.000 buradan, 20.000 buradan, 50.000 geldi. Çarpı a bölü 100 eşittir 25.000 olarak geldi. Şu karşılıklı sıfırları mesela sadeleştirebiliriz 1, 2, 3 tane sıfırı buradan dağıttım şuradan dağıttım Buradan 50 bölü 100 kaldı sadeleştirdiğimde 2 oldu yani a bölü 2 eşittir 25 olarak geldi İçler dışlar çarpımından a eşittir 50 olarak geldi Demek ki %50 ymiş. Buna göre 2020 yılında çalışan toplam nüfusun Hemen bakalım 2020 yılında şurada 30 bin kişi Çalışmış sanayide 30 bin kişi çalışmış Artı diyorum arkadaşlar. Turizmde 35 bin kişi çalışmış. Eğitimde de 20 bin kişi çalışmış. Bunları topladığımda 55 bin, 20 bin de buradan e, şunları topladım. 65 bin oldu. 20 bin de buradan 85 bin kişi oldu. 85 bin kişinin yüzde A'sı kaç kişidir diye soruyor. A zaten 50 idi. Yani yüzde 50'sini soruyor bize. Sadeleştirdiğimde şuradan 2 gelecektir. 85.000'i 2'ye böleceğiz. 850'yi 2'ye bölsek arkadaşlar 425 gelir. 2 tane de 0 kalıyor. Dolayısıyla 42.500 olur. Cevabımız Ceyhan'dır. Aşağıda birinci grafik sütten elde edilen yoğurt miktarını, ikinci grafik ise yoğurttan elde edilen ayran miktarının değişimini doğrusal olarak göstermektedir. Buna göre 20 kilogram sütten kaç kilogram ayran elde edilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 4 kilogram sütten 3 kilogram ayran elde ediliyormuş. Hemen yazalım. 4 kilogram sütten eğer 3 kilogram yoğurt elde ediliyorsa bu durumda 20 kilogram sütten ne kadar yoğurt elde edilir? X kadar yoğurt elde edilsin. Burada bir grafik doğrusal olduğu için bir doğru orantı oluşacaktır. 4x eşittir 60 x eşittir buradan 15 kilogram gelecektir 15 kilogram yoğurt elde ettik Peki şimdi ikinci grafiğe bakalım İkinci grafikte de bize demiş ki 5 kilogram yoğurttan 5 yoğurttan 12 kilogram ayran elde ediliyormuş 12 ayran dedik Peki 15 kilogramlık yoğurttan ne kadar ayran elde edilir? Y kadar ayran elde edilsin. Burada da yine bir doğru orantı olacaktır. 5y eşittir 15 çarpı 12 oldu. İki tarafı da eğer 5'e bölecek olursak şu 5'ler gitti. 15 ile 5 sadeleşti 3. 3 ile 12'yi çarptım. Y eşittir 36 olarak gelir. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. Bir restoranda günlük yemek siparişleriyle ilgili bilgiler aşağıdaki grafikte verilmiştir. Toplam müşteri sayısının 300 olduğu bir günde. Şimdi toplam müşteri sayısına şu grafikten de bakalım. Köfte yiyen müşteri sayısı A'ymış. Artı diyorum et şiş yiyen B tane müşteri varmış. Daha sonra ciğer yiyen A eksi B tane müşteri varmış arkadaşlar. Adana kebap yiyen 2 B tane müşteri var. Artı karışık ızgarayı yiyen de B tane müşteri var. Bunların toplamının 300 olduğunu söylemiş bize. A buradan, A buradan, 2 tane A geldi, B eksi B bunlar gitti, 2B B daha 3B yapmış oldu, eşittir 300 olarak geldi. Peki bu bir kenarda dursun bakalım. Bize ne demiş? Olduğu bir günde köfte siparişi veren müşteri sayısı tüm müşterilerin %30'udur. Şimdi köfte siparişi veren e, kaç tane müşteri vardı? A tane müşteri vardı. Ee, bu A neye eşitmiş? Tüm müşterilerin %30'una yani 300 tane müşterinin %30'una eşitmiş arkadaşlar. İş sıfırlar gitti. 30 ile 3'ü çarptım. A eşittir. 90 olarak geldi. Gidelim A'yı yerine yazalım hadi. 2 çarpı 90 artı 3B eşittir 300. 2 çarpı 90 180'dir. Karşıya attım. Eksi 180 olarak geçti. 300'den 180 çıktığında 120 kalır i̇ki tarafı da 3'e böldüğümüzde B eşittir. Buradan 40 olarak gelecektir. Şu anda biz A'yı da bulduk. B'yi de bulduk. Bize neyi sormuş? Ciğer şiş siparişi veren kaç kişidir? Ciğer şiş siparişini veren A eksi B kişi varmış arkadaşlar. E bu durumda 90 eksi 40 aslında 50 kişilermiş. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. Aşağıda bir aracın zamana göre deposundaki benzin miktarının değişimini gösteren grafik verilmiştir. Bu araç saatte ortalama 90 km hızla tamamı dolu olan depoyla en fazla kaç kilometre yol gider? Şimdi deponun tamamı doluyken arkadaşlar ee, ne gelecektir? Zamanı sıfırladığımızda, yani hiç yola çıkmadığımızda, x yerine sıfır vermemiz gerekiyor. E, verdiğimizde de yine geliyor, buradan 80 geliyor. Demek ki başlangıçta depomuzda 80 litre benzin varmış diyebiliriz. Peki bu ne kadar zamanda sıfırlanmıştır? Yani şurası artık sıfır oldu değil mi? Y'nin sıfır olmasını istiyorum. Dolayısıyla 80 eksi 5x karenin sıfır olmasını istiyorum. 80 eşittir 5x kare olur. İki tarafı 5'e böldüğümde 16 eşittir x kare gelir. Ee, x eşittir buradan 4 ve x 4 gelir ama eksi 4'ü alamam çünkü burada zamandan bahsediyorum zaman eksili olamaz negatif olamaz x eşittir 4'müş 4 saat e, yol aldığında bu benzin sıfırlanıyormuş arkadaşlar bize ne demişti 90 km hızla formülümüz ne x eşittir v çarpı t x eşittir v'miz hızımız yani 90 zamanımız e, 4 saat 90 çarpı 4'ten 360 olarak gelecektir cevabımız da bursa seçeneği olur bir pastanedeki tatlı çeşitlerinin kilogram cinsinden sayısal dağılımları birinci grafikte verilmiş. Şimdi kuru pastanınkini de bulalım mı arkadaşlar? Şurayı da bulalım. 60-80 daha 140, 100 de buradan 240 o zaman şuraya da 120 derece kalıyor diyebiliriz. Şimdi e, bu mesela baklava miktarını burada 80x diyecek olursak sütlü e, tatlı miktarı 60x olacaktır. Kuru pasta 120x kadar olacaktır ve yaş pastada 100x kadar olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Her birin ürünün günlük satış yüzdesi ikinci grafikte verilmiştir. Bunların yüzde kaçının satıldığı da burada verilmiş. Satışlardan sonra kalan baklavaların ağırlığı 30 kilogramdır. Şimdi 80x kadar baklava var elimizde. Bunun ne kadarı satılmış? yüzde %75'i satılmış arkadaşlar. Hemen yazıyorum. 75 bölü 100 olarak. 25'e böldüm 3. 25'e böldüm 4. 80 ile 4'ü sadeleştirdim. 20. 20 ile 3'ü çarpacak olursak. 60x kadarı satıldı diyebiliriz değil mi? Bu kadarı satılmış. Peki geriye ne kadarı kalmış? 80x 60 xten 20x kaldı diyebiliriz. Kalan baklavaların ağırlığı 30 kilogrammış. Yani bu 20x aslında 30'a eşitmiş. İki tarafı da eğer 20'ye bölecek olursak şu 20'ler gitti, sıfırlar gitti. x eşittir. 3 bölü 2 olarak gelmiş oldu. Peki buna göre demiş gün sonunda pastanede kaç kilogram kuru pasta kalmıştır diye sormuş. Şimdi kuru pastayı 120x olarak göstermiştik arkadaşlar. Bunun ne kadarı satılmıştır bakalım. Bunun yüzde %40'ı satılmış. Yüzde %40'ı satılmış. Şu sıfırlar sadeleşti. sadeleşti. Yani 12 çarpı 4'ten 48x kadarı satılmıştır. Satıldı. Geriye ne kadar kaldı peki? 120x'ten 48x'i çıkartırsam 72x kalacaktır. Bunlar da kalmışlar. Peki ee, X'i biz 3 bölü 2 bulmuştuk. Hemen gidelim X gördüğümüz yere 3 bölü 2'yi yazalım. 2 ile 72 sadeleşti. 36, 36 ile 3'ü çarpacak olursak da 108 gelir. Cevabımız denizli olur.